Evet, bu gördüğünüz bitki ıtır. Itırın bu ortadaki pembe çiçekli olana ve de bordo çiçekli, bordo renkli, bordo çiçekli olan iki türü var. Buna narin ıtır, buna da pembe ıtır denir. Pelargonium zidoides, bordo latincesi. Diğeri ise Pelargonium reniforme. Bu iki ıtırın kökünün çayı yapılırsa da genellikle ekstraktı yapılır. Ekstraktı kullanılır. Evet, bir Afrika'da Charles Henry, Amerikan, İngiliz subay olarak Güney Afrika'da bulunduğu sırada yaralanmış. Sonra da vereme yakalanmış. Yerli Zulu kabilesi, Afrika'nın yerli Zulu kabilesi, işte Charles Henry Stevens denen kişiyi, vereme yakalanan kişiyi, ıtır kökünden elde edilen özel çaylarla tedavi etmişler. Kendine gelen bilinci, şuuru yerine geldikten sonra ne oldu, nasıl oldu vesaire diye soru soruyor. Diyorlar ki biz seni tedavi ettik. Şöyle şöyle ağır hastaydın. Komadaydın, ölecektin, iyileştirdin. Ha çok güzel diyor. Hemen Afrika ıtırını topluyor, kurutuyor ve bunun tentürünü yaparak İngiltere'de, Londra'da satışa başlıyor. Londra'da satışa başlıyor ve tabii ki yüzlerce, binlerce hastayı iyileştirince tabipler odası, yani şimdi Türkiye'deki gibi, hemen üzerine baskı yapıyor. Bu üçkağıtçı şarlatan diyorlar. Şimdi artık diyemiyorlar çünkü artık klinik araştırmalara etkisi ispat edilmiş, belgeli. Ve Henry, Charles Henry Stevens'i ürün üretmesini engelliyorlar, yasaklıyorlar. Bundan birkaç yıl sonra İsviçre'de Doktor Adrian Zeşaye Afrika ıtırından vereme karşı kullanıldığını, iyileştiğini, insanların neden yasaklandığını ama öğrenemiyor ve bu devreye giriyor. Güney Afrika'ya giderek oradaki bitkinin köklerini toplattırıyor, kurutuyor ve damladıracak kapsül yaparak üşütme, grip, nezle, bronşit, boğaz ağrısı ve veremi tedavi ediyor. Tabipler odasından da ruhsat aldığı için, doktor olduğu için ruhsat da alıyor. Kapatamıyorlar tabii ürünü artık, ruhsatlı belgeli olduğu için. O günden bugüne kadar Afrika ıtırı ile ilgili, bu gördüğünüz bitki ile ilgili yüzlerce klinik araştırması yapılmıştır. Bu klinik araştırmalarında 0-12 yaş grubu arasındaki çocuklarda gözüken, mesela 742 çocuktaki akut ve kronik bronşit, faranjit, sinüzit, nezle gibi rahatsızlar tedavi edilmiştir. 1-2 Profesör Doktor Hail, Profesör Doktor Reitman ve ekibi kronik kulak, burun, boğaz, nefes yolları enfeksiyonu, bademcik iltihaplanması, sinüzit, faranjit, bronşit gibi rahatsızları olan çocuklar üzerinde denemişler. 641 çocuk tedavi etmişler. Profesör Doktor Zeşaya verem hastalarını ta 1920'lerde tedavi etmiş. Ve yüzlerce araştırma var. Şimdi ben de bununla ilgili çok enteresan, Afrika ıtırı ile ilgili çok enteresan olaylar yaşadım. Nasıl bir olay? Benim küçük oğlum doğduğu an hemşirelerin dikkatsizliği yüzünden üşüttü. Dediler ki doktorlar, çocuk hastanede kalacak, eve gidemez. Zatürre yakalandı. Ne olacak? İlaç. Antibiyotik, antibiyotik, antibiyotik. Ya çocuğu zehirliyorsunuz dedim. Ne olur bu? Hayır dediler, mecbur burada kalacak. Er muss hier bleiben. Böyle diyor Alman.
Eğer Mus yablay. Çocuk burada kalacak. Daha sıkıntı Mus bu yapma. İyi dedim hadi kalsın. E ne yapabiliyorsun? Hiçbir şey yapamıyor. Bir hafta, 10 gün, 2 hafta verilerinde hiçbir değişiklik yok. Sürekli kötüleşiyor. Yeni doğan bir çocuk. 0 yaş. Dedim ki hemşireye çocuğun raporlarını bana bir verin bakayım, bir bakayım ne gibi gelişme var. Efendim veremeyiz yasaktır. Dedim ya gizlice bir bakayım. Aldım raporu bir baktım. O hiçbir gelişme yok. 4 çeşit antibiyotik her gün günde 4-5 defa veriliyor. Hiçbir gelişme yok. Ben çözerim dedim. Afrika ıtırının ten türünü aldım. Çocuğa gizlice sabah, öğle, akşam yatmadan önce 3-4 damla günde 3-4 defa, 5 defa verdim. 4-5 gün sonra hatta benim yazmış olduğum bu kitapta Şamil'le ilgili de yazdım hepsini. Çocuk böyle 2 gün sonra iyileşmeye başladı. 3-4 gün sonra böyle avuç dolusu balgam kustu. Önce çocuğun elleri, parmakları, ayakları buz gibiydi. Eli ve ayakları ve parmakları böyle buz gibi olan çocuk böyle avuç dolusu balgam kustuktan sonra elleri, ayakları 3-4 dakika sonra pamuk gibi sıpsıcak oldu. Dedim ki hanıma ben Türkiye'yi, şimdi dinle, Türkiye'ye seyahat etmek istiyordum fakat gidemiyordum. Çocuk hasta, çocuğun başına duruyordu. Dedim ki ben artık Türkiye'ye gidebilirim. Çocuğu da yarın eve gönderirler dedim. Nereden biliyorsun? Dedim ki balgam kustu. İçindeki pisliği attı. Hiçbir şey kalmadı. Yarın eve gönderecekler dedim. Ben bu akşam gidiyorum Türkiye'ye. Tamam mı? İyi hadi bakalım. Ben Türkiye'ye şimdi cevabı döndüm. Bir gün sonra sabahleyin çocuğu da eve gönderdiler. Şamil'le ilgili bir anım daha var. Çocuğun 2 yaşındaydı. Saçları uzasın diye, daha gür çıksın diye saçını Mayıs ayında usturaya vurdum. Kökten kazıttık. Tabii çocuk havalar tam ısınmadığı için Almanya, Türkiye gibi sıcak değil tabii. Üşüttü. Hemen başladı bronşit. Aa tamam dedim. Itırdan birkaç damla 3-4 gün anında hiçbir şey kalmadı. 2,5 yaşında çocuk bu sefer Şamil bomaca yakalandı. Sabah kalktık çocuk nefes alamıyor. Boğuluyor. Nefes alamıyor. Bir telaş hemen toparlandık hastaneye. Çocuk kliniğine. Üniversitenin çocuk kliniği. Çocuk kliniğinde doktor dedi ki çocuk doktoru hemen enhalasyon yapın. Çocuk zaten hastanede kaldığı için beyaz gömlekli birini gördü mü korkuyor. Bas bas bağırıyor. Dedim ki enhalasyon çocuk durmuyor. Doktor görmek istemiyor, hemşire görmek istemiyor. Beyaz önlüklü birini gördü mü nefret ediyor. Ne olacak dedi. Dedim görmek istemiyor sizi. Ne enhalasyonu içine ne katıyorsanız ilacı bana verin. Ben evde enhalasyon yapayım. Çocuk burada kalmak istemiyor. Dedi ki enhalasyonda ilaç yok. Neden? Tuzlu su dedi enhalasyon. Anlamadım dedim. İlaç dedi bu viral bir enfeksiyon. Viral. Yani virüslerin sebep olmuş olduğu enfeksiyonda antibiyotik olmaz. Ne olacak ya? Antibiyotik bağışıklık sistemi çökertir. Ne olacak ya dedim? Tuzlu suyla enhalasyon yapacaksın. Evde yeterince tuz da var, su da var. Boşu boşuna burada bekleme niyetim yok. Tuzlu suysa ben evde yaparım dedim. Çocuğu aldığımla birlikte doğruca ne yaptım? Eve gittim. Enhalasyon biraz rahatlatıyor ama tedavi etmiyor. Afrika ıtırından ve hepersulfuris ten türünden çocuğa 3-4 gün birkaç damla günde 3-4 defa verdim. Hamdolsun hiçbir şey kalmadı. Afrika ıtırı üşütme, nezle, grip,
bronşit, akut bronşit, kronik bronşit, verem. Klinik araştırması var. Vereme karşı. Dünyada en etkili bitki. Akut bronşit, kronik bronşit, boğaz ağrısı, sinüzit, farenjit. 10 numara bir bitki. Hamdolsun bugüne kadar yüzlerce kişiyi tedavi ettik. Burada da zaten klinik araştırmalardan nerede, ne zaman, kimler iyileşmiş belge var, bilgi var. Söylediğimiz şeyin hepsinin arkasındayız. Belgeyle, bilgiyle konuşuyoruz. Kişi bugün Türkiye'de 0-6 ve 6-12 yaşlar arasındaki çocuklar için çok ağır, çok yoğun antibiyotikler kullanılıyor. Üşütme, grip, nezle, bronşit, farenjit gibi rahatsızlarda. Bu tür rahatsızlarda asla kimyasal ilaç kullanmaya gerek kalmadı. Çünkü artık ıtır var. Itır forte. Hürmetler, saygılar.